Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kali Karanlığın Sesi 2. sezon 2. bölümdeyiz. Amrit rotasındayız. Bölümün açıklaması. Kahramanlar kısa ama tehlikeli bir yolculuğa çıkmak zorunda kalıyor. Bölüm 2. Her şeyin başladığı yer. Geri adım attım ama sırtım rafa çarptı. Gece kabusu gibi karşımdaydı. Gece kabusu diye tanımlamak Rose'u çok haklı bir şey. Bay Rose. Ben bundan böyle bir ismim yok. Zorlukla yutkundum. Her şey tekrar ediyordu. Gücümü toplayarak ayaklarımın üzerinde durmayı başardım ve kararlı bir şekilde ona sordum. Neden? Neden buradasınız? Aa, çok kötü. Korkunç bir edayla sırıttı. Sen yaşayanlara ait değilsin. Ölüler seni arıyor. Çünkü sen onlara aitsin. Rose bana doğru havada bir adım attı. Nefesimi tuttum. Kaçmak istedim ama kaçacak yerim yoktu. Bu hutların kafamı karıştırmak istedikleri konusunda sana beni uyardı. Benim hakkımda söylediklerini duymazdan gelmeliyim. Hepsi bu. Belki de ona kendi cinayetini sormalıyım. Sırasıyla hepsini soralım. Bunu size kim yaptı? Rose yüzünü buruşturdu ama yine de cevapladı. Benim cehaletim, benim tanrısızlığım. Kırmızılı adam her şeyi benden aldı. Nasıl öldünüz? Şimdiki zamana bakmamak için geçmişle mi ilgileniyorsun hala? Gülümsedi, gözleri ürkütücü bir ışıkla parladı. Kalidasa kanımı aldı. Ötesinde sadece karanlık var. Neden bana geldiniz? Ölüler neden beni ziyaret ediyor? Ne istiyorsunuz? Rose bir an spazm geçirmiş gibi seyirdi ve hırıltılı bir nefes aldı. Bu acı, bu acı beni terk etsin diye. Kalidasa'nın dokunuşu acı veriyor. Onun yapısı bu. Neden tüm sorularıma cevap veriyorsunuz? Bu hut korkunç dişlerini göstererek hırladı. Ay, umarım ben görmem. Cevap vermeden edemiyorum. O beni zorluyor. Onu bana cevap vermeye zorlayan ne? Sorular, bitmeyen sorular. Herkes bir şeyler biliyor. Sen ise sadece tahmin edebilirsin. Aptaldın, bir aptal olarak kalacaksın. Sana doğruyu söyleyenler bile aslında yalan söylüyor. Neyden bahsediyorsunuz? Rose o arada bana daha da yaklaştı. Ataşe'ye sor. Neden karanlık ana şehrine geldik? Neden burada toplandık? Killian. Yine mi sırlar? O her şeyi biliyor ama susuyor. Ne? Bu hut başını salladı. Merak etme. Artık Thomas Vitala'dan ayrılmayacaksın. Vitala? Gerginleşen Rose saldırmak için atlamaya hazırlandı. Kalbim çarpıyordu. Nereye çekileceğimi bilmiyordum. Bu kişiyi tanımış ve onu defalarca canlı görmüş olmam kafamı karıştırdı. Ve konsantre olmama engel oldu. Aniden önemli bir şey hatırlayarak cebimi karıştırdım. Sanadan tılsım. Bunca zaman benimleydi. Hemen elime taktım ve öne uzattım. Defol git. Sana'nın tılsımı sana yardım edecek. Rose seyirdi, dona kaldı, dişlerini gösterdi. İğrençsin. Sen kendini dışarıdan görmüyorsun. İsimsizler seni karanlıkta yiyecek. Bana yanaşamadı. Daha da cesaretlendim. Ona doğru bir adım attım. Rose hemen geri çekildi. Sırıttım. Boşuna havalanıyorsun kızım. Ona tılsımla dokunmam gerekiyordu. Hızla bu huta koştum. Rose her seferinde kaçtı. Sonra bir adım geri çekildi. Karanlık bir köşeye saklandı. Ve ben onun peşinden gittiğimde kayboldu. Kafa karışıklığı içinde baka kaldım. Etrafıma bakındım. Bu kadar kolay bitemezdi. Aniden sessizliği boğuk sesi bozdu. Bütün bu evreni sen yarattın. Bu dünyayı sen yarattın. Diğer bu hutların söylediği şeyi söylüyor. Onu sonunda hep yutuyorsun. Arkamı döndüm. Korkudan sıçradım. Rafa çarptım. Birkaç dosya yere çakıldı. Yıkıcı bir güç olarak tezahür ediyorsun. Bu hut yavaşça bana doğru yürüdü. Senin uğruna ölmek büyük onur kara anne. Kavganın annesi. Zamanın annesi. Tantra'dan alıntı yapıyor. Kaderin olan kişi senin için gelecek. Seni ancak ölüm kurtarır. Arşivin kapısı aniden açıldı ve sis dağıldı. Ross tısladı, sendeleyerek gölgenin kaldığı köşeye geri döndü. Işıktan kaçıyor gibiydi. Sisle birlikte kaybolmaya başladı. Bunu hak ettin. Gerçekten üzgünüm. Bunu hak ettin. Bu cezayı hak ettin. En son nefretle parlayan gözleri söndü. Amala. Kız endişeyle etrafına bakınarak bana doğru koştu. Pislik içindesin ve titriyorsun. Ne oldu? Ona olanları anlatmanın gereği var mıydı bilmiyordum. Başka bir illüzyon daha. Benden ne istiyorlar? Hangi acının gitmesi gerekiyor? Anlamıyorum. Derin bir nefes aldım. Bir illüzyon gördüm. Sorun yok. Beni deli sanabilirsin. Biliyorum. Ama ben bunu kontrol edemiyorum. Lima nasıl tepki vereceğini bilemeden bir an tereddüt etti. Sonra kirli olmasına rağmen anlayışla elimi tuttu. Her şey yolunda. Bana karşı dürüst olduğun için teşekkürler. Arkadaşlığınız güçlendi. Aşağı bakıp dağılmış arşiv dosyalarını gördü. Burada ne yapıyordun? Çömeldim. Titreyen parmaklarımla dosyaları toplamaya başladım. Rafa çarptım. İş arkadaşlarıma daha ne kadar yalan söylemem gerekecek? Bunları kime anlatabilirim? Artık delireceğim. Lima bana yardım etmek için çömeldi. Her davanın bir numarası vardı. Soruşturma sorumlusu ve senesi de yazıyordu. Buradaki her şey 10 yıldan eski. Lima birkaç dosyanın içine baktı. Eski, eski ve bu da çok eski. Lima dosyaları karıştırırken kalbimi sakinleştirmeye çalıştım. Fotoğraf bölümüne gelince dondu kaldı. Bana bir tane vermeden önce bir dakika boyunca bakıp durdu. Ne oldu? Sadece bak. Aynı sembol. Bizim vakamıza çok benziyor. Arkasında bir yazı vardı. Cliffagram 1957. Fotoğrafta birçok kez gördüğümüz sahne vardı. Bu ismi hatırlıyorum. Çocukların bahsettiği ve büyükelçilikteki haritada gördüğüm o köy. Bir ceset, bir işaret. Bu vaka arşive nasıl girdi? Geçen sefer onu neden görmedim? Oldukça eski. 23 yıl geçti. Onu yanımıza alalım mı? Şimdi okumak için zamanımız yok. Bilmiyorum, fark edebilirler. Hadi, dosya toz içindeydi zaten. Umurlarında değil. Lima dosyayı alıp beni arşivden çıkardı. Haklıymışım. Kurbanlardan bazıları başka bir şehirdeymiş. Tahminin doğru çıktı. Burada bir şey buldun mu? Hayır, hiçbir şey. Ya davalar henüz açılmadı ya da onları saklıyorlar. Saklıyorlar mı? Neden olmasın? Bazı konularda sessizler. Belki de soruşturma konusunda bize güvenmiyorlar. Ya da belki... Çabuk gidelim. Ne oldu? Lakşman ve görevliler pencerenin arkasında geri geliyorlar. Dikkatlerini dağıtıyor ve onları lafa tutuyor. Ana çıkıştan çıkabilir miyiz? Evet, birkaç saniyemiz var. Aceleyle karakoldan çıktık. Lima inceleyeceğini söyleyerek dosyayı yanına aldı. Müdahale etmemeye karar verdim. Görünüşe göre ne yapacağını biliyordu. Daha sonra buluşmak üzere dağıldık. Killian bana evime kadar eşlik etti. Görünüşüm hakkında nazikçe sessiz kaldı. Sabah olunca ev harika taze lavaşların kokusuyla doldu. Kahvaltıya inmeden önce giyindim. İkinci kıyafet. Üçüncü kıyafet. İlk kıyafet. Harika. Ve saçımı yaptım. Bugün çok güzel oldu. Aryan kahvaltıda gergin bir şekilde sessizdi. Görünüşe göre son çatışmamızı hala unutamamıştı. Benim de pek sohbet edesim yoktu. Belki de düğünde duyduğum onun sesiydi. Manu'yu azarlayan ve ona itaat etmesini emreden o tehditkar adam. Bay Chauhan olabilir. Bazen oldukça korkutucu davranıyor. Arşivde bulduğumuz fotoğrafı hatırladım ve arkasındaki yazıyı. Sanırım sokaktaki çocuklar bu yerden bahsediyorlardı. Hindistan haritasına bakarken aynı köye rastladım. Kalküta'ya yakın, bu bir tesadüf olamaz. Ev sahibesine sormaya karar verdim. Bayan Chauhan, Cliffagram'a hiç gittiniz mi? Priyanka sakin kalmaya çalıştı ama köy ismini duyduğu anda ne kadar keskin bir şekilde gözlerini kırptığını fark ettim yine de. Bir an donup kaldı ama sonra kendine gelerek gülümsemeye çalıştı. Öyle bir şey duydum. Hatırlamıyorum. Daha pilav ister misin? Konuyu nasıl geçiştiriyorsun sen var ya sen. Kalküta'dan çok uzakta değil, değil mi? Muhtemelen. Orası Tanrı'nın unuttuğu bir yer. Lavaş yer misin? Konuyu değiştirmeyin. Orada ne olduğunu biliyorum. Lütfen bu konudan kaçmayın. Konuyu değiştirmeyin. Orada ne olduğunu bilmek benim için önemli. Görüyorum ki gerginsiniz. Sofradayken öyle bir konuşma amala. Bu konuda ne bilebiliriz ki? Ya sen bir karışma ya. Üf. Biz sadece gençken duyduk bir şeyler. Orada neler olduğu belli değildi. Dubeyler o işi devraldığında daha çocuktum. Nasıl devraldığında ya? Bütün Bengal'de saygı görüyorlar. Soruşturmaları yetkileri dahilinde denetlemek ve sponsor olmak gibi imkanları var. O zamanlar bu ailenin bir sürü çocuğu vardı. Sadece Bengal halkını ve kendilerini güvende tutmak için süreci hızlandırmak istediler. Şaşkın şaşkın tabağıma baktım. Ne demek bu? Tüm izler yine Dubey'e mi götürüyor? Ev sahiplerine kahvaltı için teşekkür ettim ve oturma odasına çekildim. Amrit'i ziyaret edip ona soru sormam gerekiyor. Ailesi Cliffagram'ın cinayetini yönettiyse bir şeyler biliyor olmalı. Şimdi yanımda sana olsaydı bana çok yardımcı olurdu. Düğünde beni ruh hakkında Bengalce konuşan insanlar hakkında uyardı. Bu ne anlama geliyorsa artık bu sözleri görmezden gelemem yine de. Varsayımını geliştirmeye devam ediyorsun. Dubey'e bir ziyaret yapmak işime yarayabilir. Ya Sana'nın uyarısıyla bir ilgisi varsa? Galiba ondan ruh hakkında bazı açıklamalar duydum. Ya da duymamış mıydım? Zaten ondan şüpheleniyorum. Saat sabah 9'u gösteriyordu. Vakit kaybetmemeye karar vererek Yaşvi ile konuşmak ve Amrit Dubey'i bulmak için Karigat'a gittim. Şaşırtıcı bir şekilde tapınağın önünde belirli sayıda insan toplanmıştı. Ancak kimse içeri girmeye cesaret edememişti. İnsanlar sakindi. Sanki belli bir zamanı bekliyorlardı sadece. Namaste. Tapınak neden kapalı? Namaste. Dünden beri açılmadı. Şafakta açık olması gerekmez mi? Gece ritüelinden sonra temizlik yapmaları gerekiyor. Ne ritüeli? Bana rapor vermiyorlar ya. Ayda bir kez yapılıyormuş işte. Muhtemelen Tanrıçaya varlığımızı hatırlatıyorlar. Tapınağın girişinde zengin Hintli ailelerin tuttuğu resmi üniformalı iki adam duruyordu. Orada, kapıda birinin korumaları mı duruyor? Dubeylerin galiba. Benimle dalga mı geçiyorsun kader? Dubeyler neden bir ritüele katılsın ki? Brahman görevlerini yerine getiriyorlar işte. Ne çok soru sordun ama. Ama onlar Brahman değiller. Bazı formaliteler var demek ki. Bilmiyorum. Esneyerek benden uzaklaştı. Gözlerimi kapıya diktim. Bekleyeceğim. Tapınağın kapıları açılana kadar yaklaşık bir saat etrafta dolaşmak zorunda kaldım. Hemen ileri atıldım. İnsanların arasına sıkıştım. Dubey'i tapınakta yakalamak benim için önemliydi. Bu yüzden nezaketi hiç umursamadım. Ne yüzsüz ha. Arkamdaki küfürleri duymazdan gelerek tapınağın kapısına herkesten önce ulaştım. İşte burada. Görünüşe göre diğer ziyaretçilerle karşılaşmak istemeyen Amrit, devadası Yaşvin'in eşliğinde tapınağı başka bir çıkıştan terk ediyordu. Onları takip ederek tapınağın arkasındaki bahçeye ulaştım. Ben daha bir adım atamadan Dubey'in korumaları hemen yolumu kapattı. Oraya gidemezsin. Geri dön. Ama git dedim. Geçmeme izin verin lütfen. Onunla konuşmam gerek. Çekil. Beni tanıyor. Ona benden bahsedin. Defol git buradan. Yoksa seni zorla uzaklaştırırım. Ay ne kabasın ya. Amrit sesimize döndü. Amala. Yaşvicim sen neye şaşırdın? Şihar ondan uzak dur. Onu mu bekliyordunuz? İki kez tekrarlamam mı lazım? Bir de Amrit'e hesap soruyor. Dubey sana yardım edeceğine söz verdiğini hatırlıyor. Koruması sessiz kaldı. İtaatkar bir şekilde bana yol açtı. Kibirli bir bakışla yanından geçtim. Merhaba Ayaş Bey. Namaste Amala. Konu ne? Biraz konuşmak istiyorum. Özel ama. Amrit de Vadası'ya bakıp içini çekti. Git Yaşvi, bitirdik zaten. İleriki bölümleri bildiğim için burada neyi bitirdik dediğini az çok tahmin edebiliyorum ve neyse. Size eşlik etmeme izin verin efendim. Bu adamın önünde hep alçak gönüllü ve itaatkardı. Fakat bu şekilde konuşarak Amrit'i yormuşa benziyordu. Zavallı şey. Gerek yok. Git salonda hiçbir şey kalmadığından emin ol. Ve bir sonraki sefer için her şeyi hazırla. Bir sonraki sefer mi? Yaş bir başını salladı. Gizlice Dubey'e son bir bakış attı. Bileklerini ovuşturan tapınak dansçısı bize veda etti ve tapınağa döndü. Gece burada bir tür ritüel mi vardı? Evet. Ne tür? Bu dünyada öğrenmeseniz de kolayca yaşayabileceğiniz bilgiler var. Onu kızdırmak istemem ama merak ettim. Aileniz Brahman olarak kabul ediliyor mu? Siz Brahman torunusunuz ancak uzun süredir bu tür faaliyetlerde bulunmuyorsunuz. Amrit bana biraz sinirli bir bakış attı. Ne diye bu konuyu açtınız? Anlatması için ikna et. Hindistan'da işlerin nasıl yürüdüğünü anlamaya çalışıyorum. Sizi merak ediyorum. Anladım. Bana doğru 2 adım attı. Geri çekilmemek için kendimi zor tuttum. Size bundan bahsedeceğim. Ailem Brahman olsa da olmasa da etkimiz çok büyük. Özellikle manevi alanda. Dedem ayinler yapardı. Babam ayinler yapardı. Ben de yaparım. Tanrıça tarafından işaretlenenler sadece benim atalarım olsa bile onların kanları benim damarlarımda akıyor. Tanrıça mı? Şaktizm Kalküta'da birçok kişi tarafından uygulanmaktadır. Bazı önemli ritüellerde benim de katılımım gerekli. Yani gece yapılan ritüel önemli miydi? En önemlilerinden biri. Ve bana hangisi olduğunu söylemiyorsunuz. Bunu yapmak için bir nedenim yok. Belki bir gün kendiniz görürsünüz. Ya da katılmak istersiniz. Dudaklarındaki kendini beğenmiş sırıtış beni şaşırttı. Bir şey mi ima ediyor? Bu ne tür bir ritüel? Ardından sabaha kadar temizlik yapılması gereken, gelecekte yardımcı olacak bilgileri öğrendim. Potansiyel bir katilin yanında durabileceğim düşüncesi tüylerimi diken diken etti. Ama aynı zamanda bu fikrin saçmalığına da gülesim geldi. Amrit küçük bir banka doğru ilerledi ve onu takip etmemi bekledi. Oturdu. Ben de dikkatlice yanına oturdum. Benimle ne konuşacaktınız Amala? Aileniz bir zamanlar Cliffagram köyündeki cinayeti yönetmiş. Bu konuda bildiklerinizi paylaşır mısınız? Asıl konuya gelmeye başlamışsınız. Ne? Benden yardım isterseniz size yardım edeceğime söz verdim. Teşekkür ederim. O cinayet bir ritüeldi. Sanırım bunu tahmin ettiniz zaten. Bunu kesin olarak biliyorum hatta. Amrit hoşgörüyle gülümsedi. Aferin size. Bir adam öldürülmüştü. Babamın dediğine göre o adam karısını sürekli olarak dövüyormuş. Amrit'in bu konuda çok rahat konuştuğunu fark ettim. Ve bu onun böyle bir ceza almasına neden mi oldu? Sanmıyorum. Katil köydeki bir Ayaş'tı. Yani bilerek yapmamıştır. Kafası yerinde değildi muhtemelen. Ayaş mı? Katil. Dava çözülmüş müydü yani? Doğal olarak sonuçta ona ailem üstlendi. Tüm bildiğim bu. Amrit sözünü tuttu. Önemli bir şey öğrendin. Bir daha yardımıma ihtiyacınız olduğunda konunun gerçekten çok ilginç olması gerekecek. Kibri bu küçük avluya nasıl sığdı acaba? Köy hala duruyor mu? Evet. O zaman köy halkından bir şeyler öğrenme ihtimalim var. Bir dakika daha sessizce oturduk. Umarım hediyemi beğenmişsinizdir. Evet, teşekkür ederim. Gül'ün ismi Amelia mı? Güzel değil mi? Gereksiz süslemeler ve ıvır zıvır olmadan olması gerektiği yerde olduğunda çok güzel görünür. Pekala, konuşacak başka bir şeyimiz yoksa gideyim ben. Adam banktan kalktı. Bay Dubey, her şeyin gayet farkındasınız. Neden ona işkence ediyorsunuz? Yaşve, size nasıl baktığını görebiliyorum. Sizce bu mevzu da mı sizi ilgilendirmeli? Ne de meraklıymışsınız. Çok sinir bozucu. Ben de ayağa kalktım. Affedersiniz, sizi kızdırmak istemedim. Kızdırmakla bir ilgisi yok. Kendi işinize baksanız iyi olur Amala. Yaş ve ilgimi çekmek için güzel bir suratın yeterli olmadığını anlamalı. Burada yaş ve güzel suratlı mı diyor? Bir de. Bu sizin için de geçerli. Size öylesine yardım etmemin benim için hiçbir anlamı yok. Bir sefer yeterliydi. Bu seçim ilişkinizi etkileyecek. Konuşmaya devam et. Bana doğru bir adım attı ve gözlerini benden ayırmadan yüzsüzce çenemi tuttu. Şaşkındım. Ki suratınız da pek güzel. Kaşlarımı çattım. Çok kibirlisiniz. Güzel bir surattan çok daha fazlasına sahibim. Başka bir şey daha mı var? İş yerinizde sırf bariz olanı dile getirdiğiniz için övülüyorsunuz. Ama bunun bir önemi yok aslında. Bu övgüler size yeterli mi geliyor? Ona nasıl da haddini bildirmek istiyorum. Ne kibirli bir tip. Ama Dubey ile aramı bozamam. Çok aptalca olur. Geri çekildim. Kendimi onun elinden kurtardım. Bana baktı ve aniden gülümsedi. Ne oldu? Öyle sözlere alışkın değil misiniz? Nefes alamala. İngiltere'de melezlere bazen pek iyi davranılmaz. Yeterince hakaret duydum. O halde neden o sıkıcı yerde duruyorsunuz? Bir yanınız Hindistan'a ait. Kendi toprağınızda kendinizi daha iyi hissetmez misiniz? Bu zor bir soru. Hayatınız kadar zor. Ama zorlukların üstesinden gelmeyi biliyorsunuz değil mi? Ne demek istiyorsunuz anlamıyorum. Kendinizi anlamıyorsunuz Amala. Böylece asıl sorun ortaya çıkıyor. Bana doğru eğildi. Sırıttı. Neden benimle konuşmaya devam ettiniz? Çok kibar olmamama rağmen neden kaldınız? Benden korkmamanız hoşuma gidiyor. Korkmalı mıyım? İçgüdünüz size ne söylüyor? Çenemi kaldırdım. Sizinle aramı bozmamalı. Bu yüzden sessizim. Zekice. Başka bir şey. Benimle ilgileniyor gibisiniz. Havaya girmeyin. Biraz ilgileniyorum. Evet. Değişik bir oyuncakla ilgilenir gibi. Güzel kız. Çok. Güzel kız çok. Gerçekten ilgiyi çeken az. Sizce amacım bu mu? İlginizi çekmek. Bence benimle işbirliği yapmak istiyorsanız buna ihtiyacınız var. Yere inin Bay Dubey. Kendinizi ne zannediyorsunuz? Amrit cüretini seviyor. Bana baktı. Çok güzelsiniz. Umarım birbirimize faydalı olabiliriz. Bu sözlerle ayrıldı. Edindiğim bilgiyi iş arkadaşlarımla paylaşmak için can atıyordum. Onları öğle yemeğine davet ettim. Ve edeceğimiz konuşmayı dört gözle bekleyerek herkesten önce geldim. Bir masaya oturdum ve kendime yemek seçmeye başladım. Koşuşturup duruyorum. Sürekli çalışıyorum ama az yiyorum. Olmaz öyle. Bayan Chauhan haklı. Hafif öğle yemeği, doyurucu öğle yemeği, tatlı ve kahve. Lezzetli görünüyor. Sonunda karnım doyacak. Aradan biraz zaman geçti. Masada artık üçümüzdük. Vakit kaybetmeden konuya girdim. Görünüşe göre benzer cinayetin işlendiği o köy. Onu daha önce duymuştum. Bu konuda konuşan çocukların sohbetine kulak misafiri oldum. İlk başta şüpheliydim. Çocuk bunlar. Her şeyi söyler. Ama ondan sonra Hindistan haritasında benzer bir köy buldum. İlginçtir ki bu köy Kalküta'ya çok yakın. Ondan sonra arşivde suç mahallindeki fotoğrafın arkasında da aynı isim vardı. Cliffagram'a gitmemiz lazım. Bazı cevaplar orada. Arşivde sadece bir cinayet geçiyor. Ama çocuklar orada korkunç bir şeylerin meydana geldiğinden bahsetmişlerdi. Bunu bize daha önce neden hiç anlatmadın? Anlatıyoruz ya işte. İş arkadaşlarının için değerli bilgiler edindin. Emin olmak istedim. Kesin olarak bilmeliydim. Çocuk uydurması olma riski taşıyan bilgileri neden paylaşayım ki? İyi iş çıkardın. Teşekkürler. Ayrıca arkadaşlarıma Amrit Dubey ve Bayan Chauhan'larla yaptığım konuşmayı da anlattım. Muhtemelen oraya gitmeliyiz. Ama vacisiz zor olacak. Yararlı olur muydu bilemeyeceğim. Çünkü aşırı sessizdi. Diğer cesetlerin işaretlenip işaretlenmediğini hala bilmiyoruz mesela. Rima'nın hemen yüzü düştü. Arşivden aldığım o dosyayı bir tercüman tutarak incelemeye çalıştım. Her satırı tercüme ettik. Köydeki adamın önceki kurbanlarla tamamen aynı şekilde öldürüldüğü ortaya çıktı. Ayrıca sembol de varmış. Vücudun başka bir yerinde. Ama yine de Killian ve ben gergin bir şekilde birbirimize baktık. Vaji bu kısmı bizden ciddi saklamış. Bunun hesabını verecek. Bunu bize neden yapmış olabilir? Nasıl olur? Bunun hesabını verecek. Soruşturmamıza bilerek engel oluyormuş. Bunu böyle bırakmayacağız. O işaret neydi Lima? Kız çantasından bir kağıt çıkardı. Üzerinde işaret resmi vardı. İşte. Ah. Bu ne anlama geliyor? Kütüphaneye yaptığım son ziyaret sırasında Brahmi yazısını kısmen ezberlemiştim. Bu 1 numara. 1 numara. Masada sessizlik oluştu. Bu rakamın ne anlama geldiğini hepimiz anladık. Onları numaralandırıyor mu? Lima, katilin aynı olduğu anlamına mı geliyor bu? Failin eylem şekli aynı değil mi? Kız kafa karışıklığı içinde omuzlarını silkti. Evet derdim ama 23 yıllık fark kafamı karıştırıyor. Tamam, oradayken öğreniriz artık. Hadi gidelim. Ama Dubey katilin yakalandığını söyledi. Kendi düşüncelerimden korktum. Panik yapmak istemeyerek başımı salladım. Pekala, Cliffagram'a yapacağımız ziyaret çok şeyi açıklığa kavuşturacak. Bana yalan söylediyse ondan şüphelenmek için her türlü sebebe sahibim. Bir de Vaji ile arası iyi olduğuna göre. Karar verildi. Oraya bir gezi planlamamız gerekiyor. Lightwood beklenmedik derecede yumuşak bir gülümsemeyle Lima'ya baktı. Dosyayı çevirdiğin için teşekkürler. Bu bizim için çok değerli. Kız biraz utandı. Gözümün önünde flörtleşiyorlar. Sadece işimi yaptım. Bir daha yardıma ihtiyacın olduğunda bana haber vermeyi unutma. Çevirmen diye her türlü insanla muhatap olabilirsin. Güvende olmanı tercih ederim. Araları düzeldi galiba. Lima ile Killian'ın yakınlaşmasını sağlayabilirsin. Biliyor musunuz? Siz birlikte eve gidin. Benim dönüşte bir yere uğramam gerekiyor. Sizi oyalamak istemiyorum. Seni geçirebiliriz. Hayır, zamanınızı boşa harcamayın. Bugün hava çok güzel. Yürüyüş yapın. Yol üzerinde harika bir çayhane var. Oraya oturmanızı tavsiye ederim. Masala çayına karşı kayıtsız kalamayacaksınız. Bu onların çift olma yolunda küçük bir adım oldu. Sizi baş başa bırakıyorum. Arkadaşlarımla vedalaşıp yoluma devam ettim. Umarım bu yakınlık daha büyük bir şeye dönüşür. Akşam karanlığında eve geldim. Yaklaşan gezi için hazırlık yapmam gerekiyordu. Ve bu bölümü de bitirdik. Bir sonraki bölüm görüşene kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar.